Merhaba, ben Murat Bür. Personal trainer yani kişisel eğitmenlik yapıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Hayatım hep sporla geçtiği için, yani 5 yaşından beri egzersiz yapıyorum sporcu olarak. Sonra dedim ki kendime, ben neyi yapmaktan keyif alırım? Her zaman bu soruyu sordum kendime. Yani ne beni mutlu eder? Ve şöyle bir karar vardı. Futbol oynarken dedim ki benim iki tane idealim var bu hayatta. Bir, ya futbolcu olacağım ya da sporla ilgili bir tahsil yapmak istiyorum. Üniversite okumak istiyorum. Sonra tabii bu birazcık annemin de bana diretmesiyle oldu. Çünkü sadece futboldan bir şey olmayacağını ya da olacaksa da bunun daha çabuk olması gerektiğiyle alakalı. İşte annem bir şeyler anlattı, konuştuk. Sonra ben üniversiteyi, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım. Zaten spor yapıyordum. Profesyonel olma yolundaydım falan filan. Sonra dedim ki bu okuldan mezun olunca ne olabiliyorum? Seçeneklere baktım. Bu okuldan mezun olunca beden eğitimi öğretmeni olabiliyorsun. Çocukları çok seviyorum ama Türkiye'de biraz bu işi yapmak zor. Ve idealim üniversite kesildiğinden belli oldu. Ben dedim ki Bursa'da doğdum büyüdüm. Uludağ Üniversitesi'ni kazandım. Dedim ki ben bu işi yapacağım. Spor eğitmeni olacağım. Ve bunda da en iyisi olacağım. En iyisi olmak istiyorum. En iyilerinden bir tanesi olmak istiyorum. Sonra üniversite 2'den itibaren işte İstanbul'a gidip gelmeye başladım. Meslekle alakalı eğitimler almaya başladım. Daha sonra tabii askere gittik geldik. Üniversite bitti. İdealimde hiçbir şey şaşmadı. Çünkü beden eğitimi öğretmenliği çok kutsal bir meslek ve ama bir bakıma bakarsan da benim sınıf arkadaşlarım hep şöyle düşündü. Abi devletten maaş alalım, işte bir öğretmen bir hanımla evlenelim, işte böyle bir hayat sürelim. Ama işte böyle bir garanti hayat, böyle adrenalinli olmayan bir hayat bana göre değil. O yüzden hani birazcık risk alıp askerliği yaptıktan sonra, yani üniversite bitti. Bu arada herkese şöyle bir tavsiyem var. Erkeklere özellikle okulu bitir bitirmez askere gidip gelin. Ben bunu yaptım ve önümü çok açtı. Ondan sonra da dedim ki İstanbul'a gideceğim. Annem dedi ki gidemezsin. Anne dedim giderim. Dedi gidemezsin. Annem giderim. Gittim. Ve gittikten sonra tabii ki İstanbul biraz zor bir şehir. Ve acı çektiğiniz en az 2-2,5 sene çok düşük. Yani Mars şu an Türkiye'nin en büyük spor kulübüne kabul oldum. 2006 yılında. Ve 2 sene falan gerçekten hiç para kazanmadım yani. Karın tokluğuna çalışmak denir ya. Aslında bizim şu anki jenerasyonda algılamasını ve kabul etmesini istediğimiz şey şu. Çünkü o dönemin tadı ve şeyi, keyfi çok başka. Onu aldığınız zaman ileride çok daha iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Çünkü bir çıraklık dönemi her zaman var. O yüzden Mars'ta bu arada 7 sene çalıştım. 7 sene Mars Athletic Club'da stajyer trainer'dan sonra en düşük seviyedeki trainer. En düşük seviyedeki trainer'la spor yöneticisi olmam arasında 1 sene var. Yani şirket beni 1,5 sene sonra spor yöneticisi yaptı. Ve bir sürü Mars'ın bir sürü kulübünde yöneticilik ve spor eğitmenliği yaptım. Sonra dedim ki ben hayatım boyunca da 8 saat işte sabahtan akşama kadar ders veren, sadece kendine çalışan ve üretmeyen klasik bir spor eğitmeni olmak istemedim. Burada da bir tatminsizlik oldu. Yani benim kendimle alakalı. Sonra dedim ki ben bu işi neresi var? Amerika. Kredi çektim. Ondan sonra kredi çektikten sonra ilk Amerika eğitimimi aldım bizim işle alakalı. O gündür bugündür hep zaten kendi markama ve kendi işlerime yatırım yapıyorum. Amerika'ya gittim, baktım ki ya bütün neredeyse iyi eğitmenlerin DVD'leri var. Dedim ki benim niye olmasın? Baktık nasıl yapabiliriz, bizim neyimiz eksik, yapabilir miyiz vesaire. 8 yıldır düzenli olarak senede 2 defa kesin Amerika'ya gidiyorum. Ve tabii ki para biriktirip gidiyorum ve kendi markamla işler yaparak gidiyorum. Ve akabinde 2013 yılında ilk DVD'mi çıkardım. Arkasından 2, 3, 4, 4. DVD'm çıktı. Topluma faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum. Egzersiz farkındalığıyla alakalı. Tek derdimiz bu.
Ondan sonra biraz sağlıklı yemek ve mutfakla ilgilendim. Bununla alakalı yemek fotoğrafçılığı, yemek bloğu oluşturma, sosyal medya ve yemek, sağlıklı yemek ve ilgili bir sürü workshop ve eğitim aldım. Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Hayatta en iyi yapabileceğiniz bir tane iş vardır. Bunun yanında da etrafındakilerle destekleyebilirseniz ne mutlu size. Diyetisyen miyim? Hayır değilim kesinlikle. Hepsi arkadaşım. Onlarla beraber çalışıyoruz. Şef miyim? Hayır kesinlikle değilim. Şeflere çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Ben sağlıklı yemek pişirmeye çalışan ve bunu da bir şekilde halka iletmeye çalışan ve egzersizle ilgili başı çekmek isteyen bir kişi olarak beni tanımlayabilirsiniz. Zaten yüz yüze görüştüğümüzde de size bunlarla ilgili ne detay isterseniz hepsini verebilirim. Ya bizim iş aslında baktığınızda dışarıdan acayip keyifli bir iş gibi gözüküyor ki ben çok keyif alarak yapıyorum ama şimdi burada iş tamamen insan yönetimine giriyor. Yani insan yönetimiyle alakalı şu soruyu kendinize sorun. Eğer ki bizim işimizi yapmak istiyorsanız kendinize şu soruyu sorun. 1. Siz kendiniz gibi birisiyle ders yapar mısınız? Yaparsanız nasıl ders vermeniz gerekiyor? Ve sizin atıyorum kapris göstereceğiniz bir şey var mı ders alırken? Ve sizin gibi kapris gösteren bir profile nasıl eğitmenlik yaparsınız? Aslında bizim işimiz bilginin yanında en fazla bu insan yönetimine giriyor. Yani çok önemli bir şirketin CEO'su geliyor ve bugüne kadar devamlı sözünü geçirmeye alışmış, dominant kadın ya da erkek fark etmez. Bir kere o kişiyi nasıl yöneteceksiniz? 1. Devamlı onun istediğini yaparsanız o zaman sizi 2-3 ayda harcayacaktır. Bu net yani. Ama siz bir eğitmen olarak kendi sınırlarınızı çizip kararlı, özgüveni yüksek. Çünkü bu insanlar bir sürü etrafında kişi çalıştıran insanlar ve insan yönetmeyi çok iyi biliyorlar. Ve sonuçta özel ders almak denilen şey tamamen bütçeli bir iş ve bunu sizin ders alacağınız, sizin ders vereceğiniz kişiler, hiç şey yapmayın, boş insanlar değildir hiçbirisi. Yani bu orta segmentte olur, en üst segmentte olur. Yani bir şirketin PR sorumlusu olabilir, bir şirketin insan kaynakları sorumlusu olabilir. Bu kişilere nasıl davranmanız gerektiğini kendinize yönelik ve has bir yöntem geliştirip ona göre çalıştırmanız gerekiyor. Bizim işimizin en zor yanlarından bir tanesi bu. Yani bizim işimiz aslında çok egolu bir iş değil ama dışarıdan öyle anlaşılıyor. İnsanlar sizi biraz havalı zannediyorlar. O yüzden ona karşı ekstra nazik ve anlayışlı olmanız gerekiyor. Çünkü halk arasındaki spor hocası ve spor eğitmeni hep böyle işte artist, vücutlu vesaire tipler olarak algılanıyor. O yüzden karşı tarafı çok iyi anlamanız ve dinlemeniz lazım. Sizden zayıflamak istiyorum diyen ya da tüm şunu demek şu sonucu almak istiyorum diyen bir insana nasıl çalıştırmanız gerektiğini ve nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü insanlar sonuç aldıkça motive olurlar bizim işimizde. Siz ona istediğiniz sonucu aldıramazsanız ya da karşınızdaki insan beslenmesine çok dikkat etmezse bu sefer suçlu seni bulacaktır ve diyecektir ki ben o kadar para ödüyorum spor hocasına ve hiçbir sonuç daha göremedim. Bugüne kadar hiçbir fayda alamadım ama karşıdaki insana tamamen şeyi atmanız gerekiyor. Bu pası atmanız gerekiyor. %60 ve %70 beslenme çok önemli. Siz de %30, %40 egzersiz katkısı yapacaksınız. Siz yemeğinize dikkat etmezseniz biz istediğimiz sonucu sizinle alamayız gibi cümleleri karşı tarafa devamlı aşılamanız lazım. Çünkü sonuç alamadığında en büyük suçu siz olacaksınız. Çünkü size para ödüyor. Ve size sonuç almak için geliyor. O yüzden çok iyi donanımlı olmanız lazım. Çünkü insanlar yalan söylerler. Ne yaptın? İşte çok iyi beslendim ya, çok iyi takıldım işte bilmem ne. Ama bir bakmışsın ki çok kötü beslenmiş ve o günkü yaptığı egzersizin çok daha üstünde bir kalori almış. O zaman bunları çok iyi gözlemlemeniz, çok anlayışlı olmanız ve çok sabırlı bir eğitmen olmanız gerekiyor. Şimdi bizim işimiz de kendi arasında tabii ki alanlara ayrılıyor. Birincisi kişisel eğitmen. Yani personal trainer olmak isterseniz okulların spor bilimleri fakültelerinin
beden eğitimi öğretmenliği ya da antrenörlük ya da yöneticilik gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Ki diğer belgeleri alabilirsiniz. Bu tip mezunlukların üstünde iki tane belge var. Bir tanesi AFA belgesi var. O da çok iyi bir personal trainerlik belgesidir. Dünyada geçerlidir. ACE belgesi var. ACE de çok iyi bir sertifika programıdır. Kişisel eğitmen olmak isterseniz. Ondan sonra tabii ki bu işlerin babası ACSM, yani American College Sports of Medicine diye bir belge. Çok ağır bir eğitimdir. Çok yanıltıcı sorular vardı. Birazcık ona bakmak lazım. Ondan sonra Pilates bölümü, çok popüler olan Pilates ile alakalı da bir sürü belge var. Ama benim burada, tamam diyelim ki üniversite okumadınız ve Pilates hocası olmak istiyorsunuz. Bir, gerçekten bir tane sertifika programını benimsemeyin. En az 6-7 tane farklı branştan belge almaya çalışın. Ve bence boş vaktinizi bir fizyoterapistin yanında geçirin. Yani en iyi bu işi öğrenebileceğiniz yer orası. Çünkü bu iş birazcık özel bir iş ve sakatlıkları nasıl tedavi edeceğinizi öğreniyorsunuz. Onun dışında yoga ile alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Onunla ilgili de bir sürü belge var. Onun dışında siz sadece çocuklarla ilgili egzersiz alanında uzmanlaşabilirsiniz. O da bir seçenek. Yani sadece obezite ile alakalı ilgilenebilirsiniz. O da bir seçenek. Yani bizim işimiz deniz, derya. Daha surf hocalığına falan gitmiyorum. Tenis hocalığına gitmiyorum. Tamamen kişisel eğitmenlik bazında kalıyorum. Onlar da ayrı branşlaşma ve tecrübe gerektiren şeyler. Şimdi bu işler tabii ki birazcık bütçeli işler. O yüzden şöyle yapabiliriz. Sertifika programları 1000 lira ile 4000 lira arası değişiyor. O yüzden tavsiyem şu. Bir tane belge alıp o belgeyle öğrendiklerinizle alakalı yaptığınız eğitmenlikten para biriktirip ikinci belgeye kapı açmanız. Bu işin çünkü çok öğrenmek lazım. Hani bir tane belgeyle olacak iş değil, bir tane okulda olacak iş değil benim görüşüm. O yüzden mümkün olduğu kadar belge alıp bununla ilgili kendinize yatırım yapmanız lazım. Çünkü bizim işimiz devamlı bir yatırım. Kendine yatırım, ona göre de para kazanma. Şimdi egzersiz yapmak birçok insan için çok böyle hoşnut kalınan ve herkesin böyle güle oyna gideceği bir şey değil bizim ülkemizde maalesef. Biz de zaten bunun için uğraşıyoruz. Fakat bu işe yeni başladıysanız, atıyorum bir masa başı çalışan bir insana özel dersi nasıl ikna edersiniz? Bir, bulunduğu koşullarda kesinlikle kendisiyle konuşup birebir, kendisine bir dönem, bir hafta, belki iki ders, belki üç ders, deneme dersi yapmanız lazım. Kendinize onu anlatmanız lazım. Ona ilgilendiğini ve özel hissettirmeniz lazım ki bu kişi size para ödesin. Ha bu para 50 lira olur. İlk başlangıçta çok uçmaya gerek yok. Bu para 40 lira olur, 50 lira olur ama sizin bir saat karşılığında o işten alacağınız paradan daha önemli bir şey var. O insanı mutlu etmek ve o insana sonuç aldırmak. O yüzden hiç unutmayın. Kimse ilk mesleğe başladığı zaman çok yüksek paralar kazanmıyor. O yüzden parayı hepimiz için çok önemli. Fakat o kişiye zayıf noktalarından girip yani zayıf noktaları şu egzersiz ihtiyacı olduğu, hayatı boyunca bu şekilde geçiremeyeceğini ve kendisine yardımcı olmak istediğinizi gayet ılımlı, samimi bir dille kendisine bildirmeniz ve iletmeniz gerekiyor. Şimdi insanların bu işle alakalı sizi bulmasını istiyorsanız bir, artık şey çok önemli, sosyal medya profillerinizin düzgünlüğü çok önemli. Nasıl? Sizin bir spor eğitmeni olduğunuzu anlatan, sizin biyografinizi anlatan, düzgün fotoğraflanan bir sayfanızın olması lazım. Bu web sitesiyle başlar. Daha sonra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube kanalı gibi ve hatta şimdi Snapchat hesabı gibi bir sürü mecrada kendinizi spor eğitmeninin çerçevesinde olacak şekilde bir göstermeniz lazım. Ve insanların ilk etapta sizden gördüğü şey şu. Benim genelde kendime örnek vereyim. Hep bayan öğrencim var. Çünkü ben kadınları çalıştırmayı hedef aldım ve oradan gittim. Fakat erkekler de bana şöyle geliyor. Sizin gibi ince ve biraz daha kaslı bir vücut istiyorum. Ben bu tipleri alıyorum. Sizin müşteri portföyünüz tamamen farklı olabilir. Tamamen erkek profiline gidersiniz ya da karışık gidersiniz. Bu sizin kendi profilinize bağlı. İkinci olarak da sosyal medya profili dışında
bu iş kulaktan kulağa çok yayılan bir şey. Atıyorum, bir tane şirketteki bankadaki gişe memurunu aldınız. Saatte 40 liraya çalıştırıyorsunuz. Ki bunlar olmalı. Dedi ki, arkadaş ya sen ne yapıyorsun? Çok değiştin kısa zamanda. Ne oldu? Diyecek ki, ya bir hoca var. Çok da yani uygun bir bütçeli bana ders veriyor. Ve kısa zamanda işte bu hal görüyorsun sen de böyle oldu. Ya adam abinle çalıştırır mı? Yıl. Yaptığınız zaman bu işin işinizi de düzgün yaparsanız zafer sarhoşu olmazsınız. O zaman bu iş yürür gider. Yani düşük paralara başlarsınız, kendinize bir portföy yaratırsınız, para kazanırsınız. Ondan sonra 2 sene sonra fiyatınızı 2 katına çıkartırsınız. Ama ilk başlangıç düşük olsun lütfen. Oradan başlarsınız. Ondan sonra da bir noktaya doğru ilerlersiniz. Benim tek tavsiyem bu. Yani kendimle alakalı hep şey olmak istemedim. Ben kendimin kabul etmediği bir şey var. Bir sürünün içinde kaybolan bir adam olmak istemedim hiçbir zaman. Ama bu da şeyle alakalı değil. Yani çıkayım ünlü olayım ya da öyle bir şey değil. Bazı arkadaşlarım şey diyor, sen ünlü mü olmak istiyorsun? Hayır, yani ünlü olmak istemiyorum. Ben yaptığım işte kendimi duyurabiliyorsam o zaman başardığımı hissederim ama bu da bana yetmez. Çünkü yetmiyor. Ben devamlı bir şey üretmeye çalışıyorum. O yüzden bir şey olmak istiyorsanız farklı bir şeyler üretmeniz lazım. Kendi işinizde fark yaratmak istiyorsunuz. İnsanlarda fark yaratmanız lazım. Kendi mecranızda fark yaratmanız lazım. Aldığınız eğitimlerle fark yaratmanız lazım. Belki alacağınız empati eğitimleri, drama eğitimleri, nefes eğitimi, birçok şeyle fark yaratmanız lazım. Yani fark yaratmadığınız zaman yine siz burada sıradan da olabilirsiniz. Ama bu benim kabul etmediğim bir şey. Siz de kendinizle alakalı mesela kabul etmeyeceğiniz şeyler olabilir. Ya da yetmeyen şeyler olabilir ama üstüne gidin, eğitim alın, para harcayın, para biriktirin. Yurt dışına çıkın bir kere bizim işimizin mutfağı Amerika'da ve Avrupa'da. Gidin görün insanlar ne yapıyor. Yani sıradan bir vatandaş bile bir eğitmen kadar bilgiye sahip. O yüzden sizin her zaman bir eğitmen olarak iyi donanımlı olmanız lazım. Her konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Bazı hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. O yüzden çok okumak ve çok araştırmak ve çok çalışmak gerekiyor. Tüm bu izlediklerinizden sonra eğer ki hayalinizde bir spor öğretmeni olmak varsa bir dahaki adımda canlı olarak buluşmak üzere.